Şehrin nabzı, sektörleri ve sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor efendim. İstanbul Tuzla'da Goga Marine firmasındayız. Firma kurucusu Erdoğan Bey bizleri karşılıyor. Önce kendilerini tanıyacağız ve sonrasında sektöre katkılarını konuşacağız. Erdoğan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz ilk olarak. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizleri tanıyalım. Ben ilk olarak kendimi kısa bir şekilde tanıtayım. 79 Çanakkale Gelibolu doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise Gelibolu'da. Daha sonraki eğitimimi, kısa bir eğitim, KTÜ'de tamamladım. 98 yılında ilk olarak Gelibolu Tersanesi'nde bu sektörde, marin sektöründe elektrik bölümü olarak iş hayatına orada başladım. 2001 yılından sonra İstanbul Tuzla'da yine aynı marin sektöründe öncü firmalarından Elkom firmasında iş hayatıma devam ettim. Yaklaşık 15 küsür yıl Elkon'da çalıştıktan sonra 4 yıldır kendi firmamızda tersanelerimize partner olarak hizmet vermekteyiz. Bilgi birikimleriniz ve tecrübelerinizle birlikte 4 senedir de kendi firmanızı kurdunuz. Doğrudur. 2001 yılında İstanbul maceramız başladı. 2001 yılında Elkon firmasıyla bu sektörde yine elektrik bölümünde İş hayatına başladık. 4 yıldır kendi firmamızla marin sektöründe hizmet vermekteyiz tersanelerimize. Erdoğan Bey, baktığımızda bu sektör çok sık duyduğumuz bir sektör değil ve kendi bilgi birikimlerinizde uğraşmış olduğunuz mesleği konuşacak olursak, siz tersanecilik ve gemicilik sektöründe hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Marin sektöründe tersanelerimizde ortalama 20 küsür yıllık bilgi birikimimizle elektrik bölümünde imalatından başlayarak anahtar teslim işler yapmaktayız. Bu sektörde ticari ve özel yapım yatlarda tersanelerimize hizmet vermekteyiz. Tabii şimdi gemicilik sektörü hızla gelişen bir sektör ve geminin kendi içerisine baktığımız zaman bununla birlikte bir sürü sektör ve gemiye hizmet veren bir sürü alan var. Ve tabii ki elektrik, elektronik kısmı da gemi için çok önemli bir kısım. Peki bizler işimizi yaptıktan sonra anahtar teslimi dediniz. Anahtarı teslim ettikten sonra işlerimiz bitiyor mu? Orada bir bakım, onarım, bunlar önemli çünkü. Teslim etmiş olduğumuz gemileri, yatları ortalama bir yıl garantörlük hizmeti vermekteyiz. Yurt içi veya yurt dışı. Evet, şimdi elektrik, elektronik işleri tabii ki belli başlı aksaklıklar çıkabilir. Bu garanti de firmalar için, müşteriler için oldukça önemlidir.
Peki burada kaç kişilik bir ekiple hizmet ediyoruz? Ekibimizi seçerken nelere dikkat ediyoruz ve bu ekip sayısı yapmış olduğunuz işlere göre de değişiklik gösteriyor mu? Ortalama 130 civarı çalışan ailemizin bireyleri dediğimiz personelimiz bulunmaktadır. Ekibimiz açıkçası bu sektörde 15-20 yıllık deneyimleri olan beyaz yakada dahil olmak üzere personelle hizmet vermekteyiz. Peki ekibimizi seçerken nelere dikkat ediyoruz? Sizin için olmazsa olmazlar nelerdir? Personel seçimimiz özellikle eğitim, tecrübe, bu alanda kendisini ispatlamış veya önü açık olan insanlarla çalışmak. Evet Erdoğan Bey, yine gemicilik sektörüyle ilgili biraz bahsetmek istiyorum şundan da. Artık gemiler daha yaşanılabilir alanlar olmaya başlandı. Karada nasıl yaşanıyorsa bir sene, iki sene bunu gemiye de taşımaya başladı insanlar. O yüzden size ihtiyaç da sanırım her geçen gün daha çok artıyor. Peki hangi bölgelere hizmet ediyoruz? Ülkemiz olarak marin gemi inşaat sektörü dünyada, özellikle ülkemiz adına 15 yıldır dünyada öncü ülkelerin başında gelmektedir. Gemiyi veya yatı, deniz araçlarını tanıtımını yaparken aslında bir ada olarak düşünmek gerekiyor, bir yaşam alanı olarak düşünmek gerekiyor. Yurt içi ve yurt dışı firmalarımıza hizmet vermekteyiz. Peki yurt dışından gelen talepler doğrultusunda da herhangi bir bölgeye gönderebilecek servisiniz var mı? Servis ağımız şöyle, bu sektörde özellikle entegre olarak çalıştığımız, partner olarak çalıştığımız Elcom firması ile birlikte yapmış olduğumuz işlere yurt içi ve yurt dışı hizmetler vermekteyiz. Servis ağımızda partner olarak beraber hizmet vermekteyiz. Talep doğrultusunda evet, hizmetlerimizi veriyoruz. Erdoğan Bey, sektörde iyi bir yerdesiniz ve güçlü bir ekiple çalışıyorsunuz. Bize bundan daha önce de röportaj öncesi de bahsettiniz. Yapmış olduğunuz işleri daha detaylı bir şekilde konuştuk. İyi bir yerde olan firma muhakkak hep ilerlemeyi göze almıştır ve bu doğrultuda devam eder. Sizin var mı gelecek hedef ve planlarınız? Açıkçası bizim firmamızın kuruluş amaçlarından bir tanesi Türkiye içinde en iyi hizmet veren, elektrik bölümünde hizmet veren firma olmak. Tabii kademeli olarak Avrupa'da ve dünyada ismimizi bir yere oturtmak ve bu sektörde ülkemizi en iyi temsil etmek. Umuyoruz ki hedefleriniz gerçekleşir. Çalışan arkadaşlarımızla beraber, ailemizle beraber hedefimiz bu. Hali hazırda devam eden projeleriniz ve güçlü bir firmasınız, daha güçlü olmayı hedefliyorsunuz. Referanslarınız da var mı? Açıkçası bu sektörde bizim arkamızda her zaman duran, destek veren, özellikle Elcom, Cemre Tersanesi, Sedef Tersanesi, Ada Tersanesi, Turkuaz, Numarin, Ursa
Bu tersan var ve buradaki birçok beşeri ilişkimiz olan sahiplerine veya bizlere destek olan kişilere ben burada ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizlere güvendiler, bizim arkamızda durdular ve bundan sonraki amaçlarımızda da hedeflerimizde hizmet vermek. Sektörde iyi bir firmasınız, bunu daha önce de dile getirdik. Peki burada sizce müşteriler bugüne kadar sizleri yatırımcılar, tüketiciler neden tercih ettiler veya niye tercih etsinler? Firmamız olarak aldığımız işleri zamanında teslim edebilme kabiliyetine sahip, kaliteli işçiliğimiz sayesinde tercih edildiğimizi düşünmekteyim. Ve çok önemli bir konuya da değinmiştiniz. Hizmetimizi verdikten sonra hizmeti yarım bırakmıyoruz. Herhangi bir aksaklık çıktığında bakım ve onarımınız da vardı. Bu da evet. Kalitenizi biraz daha öne çıkaran bir özellik sanırım. Evet, doğrudur. Bununla birlikte her sektörde olduğu gibi muhakkak ki bu sektörün de sıkıntıları vardır. Sizce sizin sektörün en önemli sıkıntıları nelerdir? Varsa çözüm önerileriniz, onları da dinleyelim. Bizim sektörümüzde en büyük sıkıntımız personel açığımız. Yetişmiş veya yetiştirebileceğimiz kalifiyeli personel açığımız bulunmaktadır. Burada tabii ki çözüm olarak aslında yine görev bize düşüyor. Meslek liselerine ağırlık verilmesi veya meslek liselerinden gelen arkadaşların sektöre kazanılması için gerekli şartların oluşturulması evet, gerekmektedir. Önemli bir yere değindiniz. Meslek liseleri birçok alan için önemli ama bu kadar gelişime açık bir alan için, gemicilik sektörü için çok çok önemli bir konuydu. Evet. Peki son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylersiniz? Ben burada ilk olarak TV8 ailesine çok teşekkür ederim bizleri tanıttıkları için. Goga ailesine teşekkür ederim. Ve bize bu zamana kadar desteklerini esirgemeyen firmalarımız Elkon, Cemre, Sanmar, Sedef, Turkuaz, Ursa, Numarin, Ada firmalarına teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler de size teşekkür ederiz ve başarılarınız daim olsun. Teşekkürler, sağ olun. Efendim sizlerin huzurunda Erdoğan Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz ve programımız kaldığı yerden devam ediyor.